Merhaba YouTube takipçilerim. Dilek'le Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir glutensiz vegan tarifim var. Sebzeli noodle. Tarifin sahibi sevgili Taylan Kümeli. Ondan esinlenerek ben bazı değişiklikler yaptım. Onunkisinde kabak, brokoli ve zencefil vardı. Ben bunların yerine başka sebzeler kullandım. Gerçekten çok güzel bir sebzeli tarif. Diyette olanlar için de harika bir tarif diyebilirim. Bol karbonhidrat içermesi sağlığımız için çok faydalı bir tarif. Evet, lahanaları böyle ince ince noodle gibi doğruyoruz. Noodle şeklinde uzun olacak. Ben daha önce fırında da yapmıştım bu tür bir tarif. O da çok güzel olmuştu. 4'te 1 lahana kullandım. Tabii ben kendime kadar yapıyorum. 2 kişilik de aslında. Evet. Şöyle küçük küçüktü zaten lahanam. Evet, gördüğünüz gibi. Buzluktaki biberlerimden faydalandım. Onları da bu şekilde incecik doğrayıp şöyle uçlarını da kesiyorum. Uzun olsun diye. Evet. Diğerini de aynı şekilde çünkü küçüktüler. Tüm sebzeler, vitamin, mineral, karbonat, karbonhidrat deposu. Bir tane de havucum var. Havucu da elimden geldiğince ince doğramaya çalışıyorum. Aslında bunun makinesi de var bende ama elimle doğramayı tercih ettim. Olabildiğince ince kesin. Evet. Şimdi ben brokoli yerine, kabak yerine bal kabağını kullanıyorum. Onu da böyle incecik doğramaya çalışacağım. İnce ince kesip yaklaşık 2 dilim yeterli. Göz kararı yapıyoruz. Evet. Yeşil soğan yerine de ben pırasayı tercih ettim. Bir sap pırasayı yine böyle uzun ve ince şekilde doğramaya çalıştım. Yeşil saplarını da atmıyorum. Onları da katıyorum. Evet. En son olarak da 3-4 adet sarımsağı dilimliyorum. Ve şimdi sıra geldi pişirmeye. Bir wok tava ya da böyle derin bir tavanın içerisine bir fincan zeytinyağı koyuyorum ve doğradığım bütün sebzeleri aynı anda içerisine atıyorum. Yavaş yavaş sebzeler ölene kadar ara ara karıştırıp
pişmesini sağlıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Sarımsaklarımı da ekledim. Evet. Güzelce kavrulduktan sonra biraz tatlandıralım. Karabiber ve pul biber eklemesi yapıyorum. Şimdi bir gül sirkesi var. Ben de onu kullanacağım. Tayland kümeli şey kullanmıştı. Soya sosu. Ben soya sosu yerine de nar ekşisi kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar şöyle. Karıştırıyorum. Sirke ve nar ekşisi güzel bir lezzet kattı sebzelere. En son olarak da biraz susam ekleyeceğiz. Kapatmadan önce şöyle elimizle ne kadar işte bir yemek kaşığı kadar susam ekliyoruz. Karıştırıp servise hazırlıyoruz. Evet. Ben servis için sarımsaklı yoğurt kullandım servis tabağımın altına. Üzerine kavurduğumuz sebzeleri bir güzel yayıyorum. Ve işte bu kadar. Ben çok çok beğendim. Böyle kavrulduğumuz